Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Biliyorsunuz bu hafta Amerika'daki Senato başkanlık seçimlerinin sonucunu resmi olarak onaylamış oldu ve dolayısıyla Başkan Joe Biden görevine Ocak 20'de devralacak ve yeni Amerikan Başkanı olarak görevine başlayacak. Bu Senato tarafından alınan karardan sonra artık Biden yönetiminin görevi Ocak 20'de devralmasını bekleyeceğiz. Tabii bu önemli gelişmeden sonra herkesin de merakla beklediği, siz değerli takipçilerimizden de devamlı gelen, biliyorsunuz Trump yönetimi sonrası Joe Biden yönetiminin göçmenlik alanında neler yapacağı, neler değiştireceği, neleri ekleyeceği noktasında çok ciddi sorular alıyoruz biz haftalardır takipçilerimizden. Tabii bu noktada Joe Biden'ın önce Senato tarafından onaylanmasını bekledik ki ondan sonra artık Joe Biden ve yönetiminin neler yapacağını siz değerli takipçilerimizle genel olarak paylaşalım diye. Tabi biliyorsunuz şu aşamada Joe Biden başkanlık görevini devraldığında ilk 100 gün içinde göçmenlik alanında yapacaklarını açıklamış durumda. Tabi bunların hepsi biliyorsunuz planlar arasında, hepsi yapılabilir ya da bazıları yapılır ya da tam olarak yapılamayabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Çok yoğun geçen Trump yönetimi döneminde özellikle göçmenlik alanında çok ciddi kısıtlamalar, değişiklikler, yasaklamalar getirilen bir 4 yıl boyunca Joe Biden yönetimini de yoğun bir trafik bekliyor. Özellikle bu kısıtlamaları veya da değişiklikleri kaldırmak açısından. Dolayısıyla belirteceğimiz Joe Biden yönetiminin ne yapıp ne yapamayacağını tabii ki görevi devraldıktan sonraki ilk 100 gün içinde ve sonrasında hep beraber görüyor olacağız. Ama şu aşamada Joe Biden yönetiminin belirttiği neler yapacakları noktasında ilk 100 gün içinde olan yol haritasını siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız. Şu noktayı özellikle söyleyeyim, takipçilerimizden hep bize gelen sorulara baktığımızda şimdiye kadar işte Joe Biden yönetimi geldiğinde işte çekiliş kaldırılacak mı? Loteri, her yıl yapılan Green Card loterisi kaldırılacak mı? İşte puanlama sistemiyle mi Green Card'a geçilecek? İşte kişiler Amerika'daki belli oturumlarını alma konusunda zorlanacaklar mı? Vatandaşlık başvuruları Trump yönetimi döneminde çok zorluklarla maruz kaldı. Biden yönetimi bu konuda ne yapacak gibi çok çeşitli sorular değerli takipçilerimizden bize haftalarda ulaşıyor. Şimdi dolayısıyla Joe Biden yönetiminin 200 günde ne yapacağı noktasında önemli noktalara kısaca değinelim. Siz değerli takipçilerimizle paylaşmış olacağız ve ondan sonra Joe Biden yönetimi görevi devraldıktan sonra da bu adımlar yapılmaya başlandıkça tabii ki siz değerli takipçilerimiz de bunları değerlendiriyor ve paylaşıyor olacağız. Öncelikle Biden yönetimi, Trump yönetimi sonrası Ocak 20'den sonra görevi devraldıktan sonra hemen hızlıca özellikle Trump yönetimi tarafından çocuklara karşı yapılmış olan ailelerinden onları ayırma politikasını, bu acımasız ve sert politikayı hemen durduracaklarını, iptal edeceklerini belirttiler. Özellikle biliyorsunuz sınırlardan Amerika'ya giriş yapmış olan çocuklarının ailelerinden ayrılması noktasında çok ciddi tartışmalara yol açan, çocukların işte belli böyle kafeslerde tutulmasına, ailelerinden günlerce, aylarca ayrı kalmasına ve özellikle de bazı çocukların ailesini bir daha bulamaması noktasına yol açan bu politikayı, bu adımları hemen durduracaklarını açıklamış durumdalar. Ve onun dışında da özellikle bu sert politikalarda da işte çok basit göçmenlik ihlali yapmış olan aileleri cezalandırılmaması noktasında adım atacaklarını ve Trump yönetiminin aslında özellikle çok basit göçmenlik ihlallerinden dolayı bunu aileleri yıldırma, işte sınır dışı etme, zor duruma sokma noktasında çok kötü bir strateji taktiği olarak kullandığını Joe Biden yönetimi belirtiyor ve dolayısıyla bu adımı da durduracaklarını belirtmiş durumdalar. Biden yönetimi görev devraldıktan sonra Trump yönetiminin özellikle iltica ve sığınma konularındaki kurallarını, kararlarını hemen iptal edeceklerini, durduracaklarını açıklamış durumdalar. Özellikle bakıldığında Trump yönetimi döneminde başka ülkelerden çeteler tarafından kötü muameleye maruz kalmış ya da ailevi şiddetten dolayı kötü muameleye maruz olmuş kişilerin Amerika'da sığınma haklarını ellerinden alan bir adım attığı için Trump yönetimi, bu noktadaki Biden yönetimi artık bunu durduracağını ve dolayısıyla kötü muameleye uğramış, güçsüz olan kişiler ve dolayısıyla ailevi şiddete maruz kalmış kişilerin de Amerika'da güvenli olmaları için bunu tekrar düzelteceklerini belirtmiş durumda. Ve özellikle Biden yönetimi Trump yönetimi tarafından doğru yönetilemeyen bu sığınma sistemini, iltica sistemini durduracaklarını, değiştireceklerini açıklamış durumdalar. Dolayısıyla Trump yönetiminin görevi aldıktan sonra bunu doğru yürütemediğini ve sınırda çok ciddi ihlallere, insan hakları ihlallerine, kişilerin kötü muamelelere maruz kalmasına yol açan yönetim sistemini durduracaklarını açıklamış durumdalar. Ve Biden yönetimi özellikle insancıl hakların kişilere verilmesi gerektiğini, Trump yönetimi döneminde bu tarz sığınma sürecine girmiş olan kişilere insancıl haklarının verilmemesinin ciddi bir insanlık hakları ihlallerine yol açtığını ve dolayısıyla bunları durduracaklarını belirtmiş durumdalar. Ve diğer bir durumda özellikle Joe Biden yönetiminin belirttiği
Trump yönetimi döneminde ciddi anlamda gözaltı sayıları artmış durumdaydı ve özellikle pandemi dönemi tabii biraz etkiledi onu, ama pandemi öncesi ciddi anlamda en ufak ihlali olmuş kişileri hemen gözaltına alma sürecine girdikleri için Biden yönetimi bunun yanlış olduğunu, bu şekilde yapıp çok daha Amerikan ekonomisine zarar vermesi yerine tam tersi dosya yönetimine yatırım yapılacağını açıklamış durumdalar. Diğer önemli bir noktada Biden yönetimi Trump yönetiminin getirdiği public charge kuralını iptal edeceklerini, durduracaklarını açıklamış durumdalar. Şimdi public charge kuralını biliyorsunuz ne olduğu noktasında kişilerin Amerika'ya kabul edilmesi, oturum alması, göçmenlik vizesi ya da green card alması durumu ve onun dışındaki statü değişiklikleri gibi olan durumlarda da kişilerin Amerikan devletine yük olup olmayacağı belirlemesini görevlilere bırakıp ve görevliler kişilerin Amerikan ekonomisine ya da devletine yük olacağını düşünüyorsalar o zaman o kişilere oturum vermemek gibi bir duruma yol açan public charge kuralını durduracaklarını ve dolayısıyla kişilerin bu noktada eğer sağlık noktasında desteğe ihtiyaçları varsa bu sağlık noktasındaki desteği devletten alabilmelerini, ama bunu aldılar diye de oturum almalarının engellenmemesi noktasında adım atılması gerektiğini düşündükleri için public charge kuralını geri adımla atacaklar ve public charge kuralı gerçekten Trump yönetimi döneminde ciddi sıkıntılara yol açacak bir adımdı göçmenler için ve dolayısıyla bunu geri çevireceklerini Biden yönetimi belirtmiş durumda. Özellikle Biden yönetimi Trump yönetimi döneminde sınırda duvar örülmesi için Savunma Bakanlığı tarafındaki bütçeyi ulusal aciliyet durumunu ilan ederek oradaki bütçeyi duvar örülmesine kullanma durumunu hemen durduracağını belirtmiş durumda ve dolayısıyla vergi ödeyenlerin vergilerinin bu tip bir duvar üzerinde harcanmaması için gerekli adımı atıp bunu durduracağını açıklamış durumda ve bu tip bir duvardan ziyade daha güvenli, nasıl güvenlik sağlanır noktasına adım atılması ve yatırım yapılması noktasında gerekli adımları atacaklarını belirtmiş durumda. Biliyorsunuz Trump yönetiminin çok önemli kararlarından bir tanesiydi biliyorsunuz. Duvar örme noktası ve dolayısıyla bunu durduracağını belirtmiş durumda. Biden yönetimi özellikle biliyorsunuz Dreamers denilen yani ve DACA başvurusunu hak kazanan ya da almaya çalışan Amerika'ya küçük yaşta getirilmiş ve yasal durumu olmayan gençlere hak sağlayan DACA programını iptal etmeye çalışan Trump yönetiminden sonra bu programı tekrar eski haline getireceklerini ve hem bu DACA başvurusunu yapmış olan çocuklar ya da gençler hem de ailelerinin Amerika'da kalmalarını, güvende olmalarını ve daha sonra da burada oturum hakkını ilerlemeleri yolunda gerekli adımları atacaklarını belirtmiş durumlar. Bu çok önemli biliyorsunuz. Milyon civarında Dreamers'ın olduğu ülkede bu noktada Trump yönetimi döneminde çok ciddi sorunlar yaşandı. Ama bu noktada Biden yönetimi tekrar o hakları genç çocuklara vereceğini ve sonrasında da onların oturum ve vatandaşlığa gitmesi yönünde adım atılacağını belirtmiş durumda. Diğer önemli bir nokta biliyorsunuz Trump yönetimi göreve gelir gelmez Müslüman yasağı denilen seyahat yasakları ile ortaya çıktı ve o seyahat yasakları hala Trump yönetiminden dolayı yürürlükte ve dolayısıyla Joe Biden yönetimi göreve gelir gelmez bu mazlum yasağı denilen, mazlum ben denilen, işte Müslüman yasağı denilen seyahat yasaklarını iptal edeceğini açıklamış durumda ve gerekçe olarak da şunu belirtmiş durumda: bu tarz yasakların Amerika'nın kendisi olmadığı ve gerçek Amerika'nın bunu yapmayacağı hiçbir zaman, tam tersi Amerika'ya nefret yaratmaya yol açan ve aslında dışarıda terör oluşumuna yol açan bu tip ayrımcılığın hemen durdurulacağını açıklamış durumda ve bu noktadaki adımı atacaklarını belirtmiş durumdalar. Joe Biden yönetiminin diğer yapacağı bir durumda özellikle Amerikan yönetiminin kötü duruma düşmüş olan ülkelerde verilen geçici statülerden dolayı, buna İngilizce'de TBS kısacası denilen, açıklamasında Temporary Protected Status denilen, yani diyelim bir kişi bir ülke vatandaşı ve ülkesinde savaş çıkıyor ya da afet oluyor, o tip kişilere geçici statü Amerika'da verilmesi ki bu kişiler güvenle kalabilsinler noktasındaki gerekli adımları atacaklarını, özellikle Trump yönetimi döneminde bu tip hakların verilmemeye çalıştığından dolayı bu hakları bu tarz kişilere sağlayacaklarını belirtmiş durumdalar. Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinde diğer önemli atacağı adımlardan bir tanesi de kişilerin, burada bulunan göçmenlerin hedef alınma noktasına yol açan, yani herhangi bir suç işlemediği halde, herhangi bir suçtan dolayı yargılanmadığı halde hedef haline gelen göçmenleri ya da azınlıkları bu noktada hedef haline getirilmeyeceklerini ve dolayısıyla bu kişiler sadece sağlık yardımı alıyor diye, eğitim yardımı alıyor diye, işlerine gidiyor diye ya da işte dini gereklerini yerine getirmek istedikleri bir noktada göçmenlik anlamında sınır dışı edilme gibi risklerle karşı karşıya bırakılmayacaklarını ve dolayısıyla kişilerin sınır dışı edilmesi noktasında önemli olan noktaların tekrar elden geçirileceği ve dolayısıyla sadece kişi sağlık yardımına başvurdu diye ya da sağlık yardımına başvurduğunda sınır dışıyla karşı karşıya kalma korkusuyla kalmaması gerektiğini açıklamış durumdalar. Dolayısıyla Joe Biden yönetiminin bu noktada adımlar atacağını beklemekteyiz. Diğer önemli bir nokta biliyorsunuz Trump yönetimi döneminde özellikle sınır dışı görevlilerine ve kişileri sınır dışı etmeye görevli olan görevliler, bunlar İngilizcesinde ICE ve CBP denilen kurumlar, bu kurumların çalışanlarının
profesyonel kurallara göre hareket etmeleri gerekeceği bundan sonra ve bu noktada yaptıkları yanlışlardan dolayı sorumlu tutulacaklarını açıklamış durumdalar. Dolayısıyla biliyorsunuz Trump yönetimi döneminde Trump yönetimi bu noktada görevliler herhangi bir yanlış bile yapsalar, görevlerine aykırı ya da sorumlularına aykırı bile davransalar korunacakları noktasında bir çizgi izlediği için Joe Biden yönetimi bu noktada değişiklikler olacağını belirtmiş durumda. Joe Biden yönetimi göreve geldikten sonra önemli bir konuya daha değineceğini açıklamış durumda. Onlardan bir tanesi de vatandaşlık görüşmesi. Yani Amerika'da yeşil kart sahibi, green kart sahibi olan kişilerin vatandaşlık sürecine girdiklerinde vatandaş olabilmeleri noktasını tekrar eski haline getirme noktasına adım atacaklarını ve dolayısıyla daha kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde göçmenlerin yeşil kartlarından sonra vatandaşlığa geçmelerine imkan sağlayacaklarını belirtmiş durumdalar. Bu noktada özellikle Trump yönetimi döneminde göçmenlerin vatandaşlığa gitme noktasında ciddi anlamda sıkıntılarla, zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını gördük ve dolayısıyla bu noktada vatandaş olamamaları için ellerinden geleni yapan bir yönetimi gördük bu 4 yıl süresince. Dolayısıyla bu noktada Joe Biden yönetimi green card sahibi olmuş kişilerin vatandaşlığa geçmelerinin çok daha rahat ve kolay bir şekilde olması gerektiğini, bu noktada kişilerin zorluklarla karşı karşıya bırakılmamaları gerektiğini açıklamış durumdalar. Diğer önemli bir nokta, özellikle Joe Biden yönetimi görevi devraldıktan sonra artık Amerika'daki göçmen girişimcileri destekleyeceklerini, yabancı girişimcileri destekleyeceklerini ve dolayısıyla onların hem çok rahat adım atabilmelerini ve hem de kişilerin çok rahat bir şekilde dillerini geliştirmesi, İngilizcelerini geliştirme noktasında kolaylıklarla karşı karşıya kalmaları ve sosyal yapıda entegre olmaları noktasında ciddi destekleri almaları gerektiğini söylüyorlar. Özellikle Biden yönetimi şunu belirtiyorlar, göçmenlerin ciddi anlamda girişimcilik, üretim noktasında Amerika'daki ekonomiyi sürükleyen kişiler olduğunu belirtiyor ve bu noktada da destekle karşı karşıya bırakılmaları gerektiğini, Trump yönetiminin tersine bu noktada destek olacaklarını açıklamış durumdalar. Önemli noktalara doğru geliyoruz. Diğer bir durumda Joe Biden yönetimi özellikle göçmenlerin buraya kabul edilmesi, olumlu şekilde karşılanmaları, kucaklanmaları noktasında bir politikayla ilerleyeceklerini belirtmiş durumdalar. Özellikle çoğu kişinin merak ettiği acaba Biden yönetimi her yıl yapılan green card çekişini kaldıracak mı noktasında kesinlikle böyle bir onu kaldırma gibi bir planın ya da akıllarında böyle bir adım atmanın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla tam tersi kişileri kabul eden, göçmenleri kabul eden bir izlenimle Amerika'daki özgürlük anıtına uygun şekilde adım atacaklarını ve dolayısıyla her yılda çekiliş noktasında yapılan göçmenlerin de kabulüne devam edileceğini görüyoruz. Joe Biden yönetiminin yapmak istedikleri sırayla bunlar diyebiliriz ve en önemlisine geleceğim, o da belirteceğim son nokta olacak. Özellikle Joe Biden yönetimi Amerika'da yaklaşık 11 milyon civarında olan yasal statüsü olmayan göçmenlerin Amerika'da kabul görmesini, oturum sahibi olmalarını istemekte ve arzulamaktalar. Dolayısıyla bu noktada özellikle belli bir yol haritası çizip bu 11 milyon göçmenin nasıl Amerika'daki oturum hakkına sahip olabilir, nasıl göçmenlik sistemi daha modernize hale gelir noktasında çalışma yapacaklarını ve bu noktada da gerekli senatoyla, kongreyle hareket edip bunun yasallaşması noktasında adım atmak istediklerini görüyoruz. Ve bu cidden Amerika gibi bir ülkede 11 milyon göçmenin oturum almasının önemli olduğunu görüyoruz. Joe Biden yönetimi bu noktada yıllardır Amerika'daki faydası olan gölge altında kalmış bu göçmenlerin gerçekten bu hakları elde etmelerine inandığını belirtmiş durumda. Evet, Joe Biden yönetiminin ne yapmayı planladığını, göreve geldikten sonraki 100 gün içinde adımlarının epey bir olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla gerçekten özellikle başta söylediğim gibi 4 yıl gibi bir Trump yönetimi sonrası çok ciddi anlamda göçmenlik anlamında kısıtlamalar, değişiklikler, sayısız kararların geçtiği bu durumda Joe Biden yönetimi çok ciddi bir çalışma bekliyor ve özellikle göçmenlik alanında çok değişiklikler yapması, çok iptaller yapmaları gerekecek ve dolayısıyla onların ilk 100 günü bu noktada çok yoğun geçeceğini görüyoruz. Gerekli değişiklikler ve adımlar olduğunda Joe Biden yönetiminin göreve başladıktan sonra biz de siz değerli takipçilerimizle bunları paylaşıyor olacağız. Umarız bu son dakika haberimiz siz değerli takipçilerimiz için faydalı ve verimli olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle.